6 kişi toplanmış bir kişiyi dövmeye çalışıyor. Sizce bunlar cesur mu? Adam tek başına diyor ki eğer demokrasi ise %52 oy alıyorum kardeşim. Sen cumhuriyet kurulduktan bu yanadır %22-25'i geçemiyorsun. Ya hiç mi senin bir analiz yapma şeyin yok? Ben söylüyorum bu Kemalist düşüncede var ya, okuma sorunu yok, anlama sorunu var. Bunlar anlamıyorlar. Okuyorlar ama anlamıyorlar. Onlara tarihi anlatıyorsun. Diyorlar ki biz özgür bir ülkeyiz. Ya neresi özgür ülkeyiz ya? Medeni kanunumuzu İsviçre'den almışız. Ticaret kanunumuzu Almanya'dan almışız. Bütün kanunlarımız dışarıdan. Biz kendimize ait bir şeyimiz yok ki bizim. Ha şu anda sloganik bir ifadeyle ülke iyi gidiyor mu şöyle, ya 10 yıl önce böyle miydi? Tayyip Erdoğan'ı eleştiren insanlarda okuma sorunu yok, anlama sorunu var. 20 yıldır başladır her girdiği seçimde tek başına adam iktidar oluyor. Eğer demokrasiyi seversin sevmezsin, demokrasiye inanıyorsan adam demokrasiyle %52 alıyor. Cumhuriyet kurulduktan sonra en başarılı iktidar kimdir derseniz Tayyip Bey'dir yani, bunu görmek lazım. CHP halka rağmen cumhuriyetçilik yapmak istiyor. Diyor ki sen Müslüman olabilirsin diyor, çok güzel ama benim düşündüğüm gibi düşünürsen olabilirsin diyor. Bu zihniyette olduğundan dolayı halk bunlara prim vermiyor. Bunu iyi analiz etmek lazım yani, bunun için çok akıllı olmaya gerek yok. 100 yıldır biz şu anda zihni bir bunalım içindeyiz. Kan kaybediyoruz. Medeni kanunu İsviçre'den aldık. Ticaret kanunu Almanya'dan aldık. Ceza kanununu İtalya'dan aldık. İdare kanununu Fransa'dan aldık. Ya biz yaşıyor muyuz? Ben size soruyorum. Biz yaşıyor muyuz sizce? Özne onlar, nesne biz. Sürükleyen onlar, sürüklenen biz. Belirleyen onlar, belirlenen biz. Ne zaman bu yükü üzerimizden atacağız biz? Ben size soruyorum. 1925'te bir uçak fabrikası kuruldu. Ondan sonra Amerika Başkanı Türkiye'ye geldi. İsmet Paşa dedi ki, ya siz bir tarım ülkesisiniz. Sanayiyle ne işiniz var? Biz size bedava şey vereceğiz. Biz size bedava uçak vereceğiz. Siz bu fabrikalarınızı kapatın. Ya ben size soruyorum. Bunu bir koyuna sorsan, bir kasap 3 tane koyunu beslerse, koyun bile bundan bir mana çıkarır. Bizim o zamanki yöneticilerimiz bundan bir mana çıkaramadılar. Uçak fabrikamızı kapattırdılar biliyor musunuz? Şu anda bizim eğer o uçak fabrikalarımız olmuş olsaydı, yani kısacası eğer biz ihracat yapabilecek bir potansiyelde olmuş olsaydık, enerji fiyatlarının yükselmesinde biz fazla etkilenmezdik. Bize ait bizim neyimiz var ya? Bize ait neyimiz var bizim? Biz özne değiliz. Biz şu anda nesneyiz. Örnek veriyoruz. İşte Emil Durkheim'e göre böyle. İşte şuna göre böyle. Ya bizim Fatih Sultan Mehmet'imiz var. Bizim İmam Gazali'miz var. Bizim Said Nursi'miz var. Yani bir sürü alimlerimiz var. Biz bunları özne olarak almıyoruz. Biz nesneyiz. Kendimizi tanımladığımız zaman Avrupa'ya göre tanımlıyoruz. Bakın Fransa İhtilalinden sonra Batı'nın ne kadar barbar olduğunu herkes gördü. Binlerce insan öldürdüler. Rusya, komünizmi görüyorsunuz. Özgürlükçü, herkes eşit, dünya menfaatlerinden faydalanacak diye başa geldiler. 20 milyona yakın insanı öldürdüler. 20 milyona yakın insanı. Cumhuriyet kurulduktan sonra biz kendi tarihimizden uzaklaştırıldık. Bir sabah kalktık ki harf devrimi oldu. Tarihimizle olan bağlantımız kesildi. Unuttuk bin yıllık tarihimizi. Bizim tekrar kendi özümüze dönmemiz lazım. Bugün Tayyip Erdoğan, ya bunu herkes tarafsız bir şekilde düşünsün. Yani 10 yıl önce ekonomi böyle miydi? Herkesin refah seviyesi iki aşağı iki yukarı bir olmadı mı? Marmara yapılmadı mı? Şehir hastaneleri yapılmadı mı? Bakın biz bunları böyle basit bir şey görüyoruz değil mi? Bunların şu anda olmadığını düşünün. Şu Marmara'nın olmadığını düşünün. Vallahi insanlar kuyruk buradan ta Fatih Camisi'ne kadar gider. Cumhuriyet kurulduktan sonra Tayyip Bey gibi bir insan başa gelmiş olsaydı var ya, samimiyetimle söylüyorum, şu anda Almanya'yla biz boy ölçüşürdük. Biz Amerika'yla boy ölçüşürdük. Cumhuriyet kurulduktan sonra nüfus 13 milyon. Göz hastalığından insanlar patır patır ölürken doktor sayısı 500. İsmet Paşa kendi heykelini Taksim Meydanı Atatürk'ün bir üst şeyine asmaya çalıştı. 1 milyon 300 bin lira. Böyle bir şey olabilir mi? Biz bunları konuşmamız lazım. Tayyip Erdoğan uçak fabrikası oldu da uçak fabrikasını mı kapattı? Şu anda SİHA'yı yapıyor, İHA'yı yapıyor. Tayyip Bey başa gelmeden önce bizim sanayi gücümüz %20 idi. Şu anda %80. Dünya çapında küresel bazda bir ekonomik kriz var. Mikrofonlarda, farklı kanallarda ya ülke kötü gidiyor, siz memnun musunuz? Ya kim memnun olabilir ya? Savaşın olmasından kim memnun olabilir? Enerji fiyatlarının yüksek olmasından kim memnun olabilir? Ama biz üretiyor muyuz? Biz şu anda ihracat yapabileceğimiz bir şey var mı? Suudi Arabistan dolar yükseliyor diyor. Oo çok güzel. Elhamdülillah dolar yükseldi. Dolar yükseliyor. Almanya diyor. Bravo çok güzel. Dolar yükseldi. Niye? Satabilecekleri bir şey var. Biz şu ana kadar öyle bir fabrikamız yoktu ki bizim. 20 yıldır Tayyip Bey başta. Ya hiç mi hatası yok? Hatası var tabii. İnsandır. Peygamber değil ki. İnsandır. Hatası olacak ama yani biraz vicdanlı davranmamız lazım. Muhalefetteki partiler ülke ekonomik olarak zor duruma düşsün de biz bu iktidarı bundan alalım düşüncesindedirler. Yani bugün Tayyip Bey olmasın başta. Başka bir insan olsun. Vicdanlı bir insanın kabul edeceği bir şey mi yani? 70 yıldır başa gelemiyorsun ya. Bir psikoloğa git. Bunun bir analizini yaptır. Sen demek ki insanlara değer vermiyorsun. Allah'ın izniyle en güzel bir şekilde halledecek olan da Tayyip Bey'dir yani. Şu anda bakın Ukrayna ile Rusya arasındaki krize en tarafsız Tayyip'i sevmeyen insan bile diyor helal olsun ya, bu adam bak ne kadar güzel ara buluculuk yapıyor, abi rolünü üstleniyor, taraflarla konuşmaya çalışıyor.
Yani bundan daha güzel ne olabilir? Demokrasi mi? Evet demokrasi, ama bana göre demokrasi. Benim düşündüğüm gibi düşünürsen o demokrasi olur. Benim düşündüğüm gibi yaşarsan o İslam olur, o din olur. Başka kendi özgür iradenle düşündüğün zaman olmaz. CHP'nin zaten geçmişi budur, yani biz bunu biliyoruz. Kemal Kılıçdaroğlu'na buradan seslenmek istiyorum. Sen %20-22 oy alıyorsun. Bunu hiç analiz ediyor musun? Yani bunu hiç analiz etme ihtiyacı duyuyor musun Sayın Kemal Kılıçdaroğlu? Cumhuriyet kurulduktan bugüne 1923-1950 tek parti Cumhuriyet kuruldu. Halk daha demokrat olacak, daha şey olacak. Yolundan gittiğin İsmet Paşa, insanlar açlıktan ölürken nüfus 13 milyon. 500 tane doktor var. İnsanlar açlıktan ölüyor. Şapka kanununu dayattın. Yetmedi, harf inkılabını yaptın. Yetmedi, Savarona gemisini aldınız. İnsanlar açlıktan ölüyor. Yetmedi, Taksim'e kendi heykelini 1 milyon 300 bin lira. 1 milyon 300 bin lira demek o zaman bir asgari ücret, yani bir öğretmenin maaşı 50 lira demek. Ankara ili, ilçeleri ve köylerinde devletin toplam fakir insanlara ödemiş olduğu ilaç tutarı, yani miktarı 1000 lira bile değil. İsmet Paşa Hazretleri cumhuriyetçi, halkçı, Allah'tan bunlar halkçı ya. 1 milyon 300 bin liraya Taksim'e kendi heykelini diktirmeye çalıştı. Ülke ekonomik sıkıntıda bunalıyor. Savaştan yeni çıkmış. CHP zihniyeti bu. Evet doğru. Belki Kemal Kılıçdaroğlu da kendi heykelini Eminönü'ne dikmek ister ya da Taksim'e dikmek ister. Ben bundan yani hiçbir şüphem yok. Çünkü geçmişte gördük bunları. Gerçekten CHP'ye gönül vermiş çok değerli insanlar var. Ya lütfen şunu bir analiz yapsınlar ya. Lütfen bunu bir analiz yapsınlar. Ya 70 yıldır bu ülke size iktidar vermiyor. Siz Cumhuriyet'in kurucu partisisiniz. Ya bunu hiç analiz yapma ihtiyacı duymuyor musunuz? Ya bunu yani hiç mi düşünmüyorsunuz? Ya biz bu halka ne yapıyoruz da bu halk bizi başa getirmiyor? Atatürk'ün arkasına sığınmaya gerek yok. Artık şu Kemalistlerin psikoloğa gitmeleri lazım. Bunlar okuyorlar. Gerçekten çok güzel okuyorlar. Ama anlamıyorlar. Bunlarda okuma sorunu yok. Anlama sorunu var. Yani bunlar diyor ki İslam'ı mı yaşayacaksın? Evet. Benim dediğim gibi yaşarsan yaşarsın diyor. Yoksa diyor öyle İslam olmaz diyor. Öyle şey mi olur? Ezan 18 yıl Türkçe okutuldu. Düşünebiliyor musunuz? Ezan-ı Muhammediye 18 yıl Türkçe okutuldu. Dediler ki yok Türkçe olsa daha iyi insanlar anlayacak. Yani ezan Türkçe oldu da İsmet Paşa namaza mı başladı? Hayır, burada halk dini değerlerinden kopulmaya çalışıldı. İsmet Paşa bile kendi hatıralarında bunu dile getiriyor diyor. Bizim amacımız halkı kültüründen uzaklaştırmak. Biz özne değiliz şu anda. Biz nesneyiz, nesne. Belirleneniz biz, sürükleneniz biz. Biz kendimiz olamıyoruz, kendimiz taklit ediyoruz. Avrupa'ya göre böyle. Avrupa'ya göre böyle. Tamam, Avrupa'dan faydalanmayalım mı? Faydalanalım ama özneyi biz olalım. Yani öznesi, işin öznesi biz olalım. Sürükleyen kim? Batı. Belirleyen kim? Batı. Konuşan kim? Batı. Sürüklenen kim? Biz. Belirlenen kim? Biz. Ya ben size soruyorum, biz yaşıyor muyuz? Gerçekten biz yaşıyor muyuz şu anda? Bütün değerlerimiz, ben biraz önce de zaten ifade ettim. Ya medeni kanunumuzu İsviçre'den almışız. Yani bizim bütün şeylerimiz dışarıdan alma. Biz bunlarla yükselebilir miyiz? Yükselemeyiz. Bunlarla yükselmemiz için kendi tarihimize dönmemiz lazım. Değerlerimize dönmemiz lazım. Size de ben çok teşekkür ediyorum.